Sayın Erdoğan, hekimleri hedef alan konuşmanızı dinledikten sonra bu kez size doğrudan hitap etmeye karar verdim. Çok hatalar yaptınız, yapıyorsunuz. Eğitimde, yargıda, dış politikada, ekonomide, teknolojide hemen hemen her alanda, hayatın her alanında hatalar yapıyorsunuz ve halkımızın hayatını zorlaştırıyorsunuz. Ama en temel hatanızı söyleyebilir mi? Bir basit soruyla. Sayın Erdoğan, siz niteliğe niye düşmansınız? Niye nitelikli iyi eğitilmiş insanları biçmek için fırsat kolluyorsunuz? Ve tabii niye insan onunu ayaklar altına alacak bir tavır sergiliyorsunuz? Bakın 180.900 hekimimiz sizin sözlerinizden yürekleri incindi. Memnun musunuz? 180.900 hekimimize döndünüz ve dediniz ki sizler maddi imkanlar ve para için çalışıyorsunuz ve beğenmiyorsanız çekin gidin dediniz. Özetle. Önce şunu bilin hekim camiasını yakından tanıyan, kendi hayatı içinde de bunu bizzat gözlemiş birisi olarak ifade ediyorum. Hekim ifadesi, hikmet ifadesiyle aynı köktendir. Ve hekimlerimiz hikmet ile şifa dağıtan saygıdeğer insanlardır. Onları hedef göstererek halkın sağlığıyla da oynuyorsunuz. Sağlıkta şiddeti de tahrik ediyorsunuz. Hadi dediğinize bir şekilde gözden geçirelim. Hekimlerimiz bugün sizin iddia ettiğiniz gibi 25 bin, 20 bin lira alıyor değiller. Konuşmanızdan sonra sordum, tehkik ettim. Bunu alan belki hekimlerin yüzde biri bile değil. Ama uzman hekimlerin dahi 8 bin lira civarında maaş aldığını biliyoruz. Hadi 10 bin lira diyelim. Yani 500-600 dolar civarında bir maaş bu. Pandemi şartlarında en zor şartlarda çocuklarından, ailelerinden ayrı izole bir hayat süren, hayatlarını riske eden yakın arkadaşlarını nöbette kaybeden hekimlerimize dönüp pandeminin ikinci yılında bu şekilde bir hitapta bulunmak size yakıştı mı? Cumhurbaşkanlığı makamına yakıştı mı? Hekimlerimize yaklaşan tıp bayramı vesile ederek teşekkür etmeniz gerekirken onlara böyle hitap etmeniz insan onuruna aykırı değil mi? Ben artık teşhisi koydum. Siz niteliğe düşmansınız. Siz nitelikli her şeye karşısınız. Hekimliği anlamamışsınız, anlayamazsınız. Şifa Sayın Cumhurbaşkanı. Şifa binalarda değil, dev yürekli hekimlerin ellerindedir. Hastaya şifayı veren hekimdir. Merhametle, muhabbetle bakan hekimdir. Ve o hekimlerimiz son iki yıl içinde bir destan yazdılar. Kıymetleri bilinmedi, hakları verilmedi, özlük hakları tırpalandı. Beş dakikada bir muayene yapmaları istendi. Seslerini çıkarmadılar. Çünkü onlar için insan değerli. Sizin için Hekim değerli olmayabilir ama hekimler için insanlar çok değerli. Diyorsunuz ki nereye giderlerse gitsinler. Kimi nereye gönderiyorsunuz? Ve ekliyorsunuz. Onların yerine yeni mezunlarla sağlık hizmetlerini yaparız. Eğitime saygınız yok. Kıdeme saygınız yok. Meslek hiyerarşisine saygınız yok. Eğitime saygınız yok. 22 yıl tıp eğitimi almış insanların haklarını göz ardı edebiliyorsunuz. Kıdeme saygınız yok bir meslek hiyerarşisi oluşturan ve hemen hemen her doktorun birbirine abla, abi, kardeş diyerek usta çırak ilişkisi içinde geçirdiği bir ortamda yeni mezunları neredeyse profesörlerin önüne koyarak onlara da haksızlık ediyorsunuz. Yeni mezunlarımız pırıl pırıl genç hekimlerimizdir ama onlar hadlerini bilirler. Şimdi size soruyorum ameliyat olduğunuzda veya olmanız gerektiği yeni bir durumda kendinizi genç yeni yeni mezunlara mı emanet edeceksiniz? Yakınlarınızı yeni mezunlara mı emanet edeceksiniz? Eminim hekimlik bilincine sahip olan o yeni mezunlarımız size diyeceklerdir ki biz değil kıdemli üstadlarımız sizi şifa verebilir. Zannediyorsunuz ki herkes her işi yapabilir. Size sadıksa, sizin sözünüzü dinliyorsa, sizin yanlış bile söyledikleriniz ona herkes her işi yapabilir zannediyorsunuz. Hayır Cumhurbaşkanı. Hayır Sayın Erdoğan. Bir meslek hiyerarşisi var. Bir tecrübe, bir birikim var ve bu yaptıklarınızda halkın sağlığını tehlike atıyorsunuz. Halk sağlığı nitelikli hekimlerle, tecrübeli hekimlerle bir hekim ordusuyla korunabilir. Son 6 yıl içinde 4120 hekimin yurt dışına gittiğini biliyor musunuz? Hepsi de nitelikli hekimler ve 8000 hekimin yurt dışına gidebilmek için iyi hal kağıdı almak için sırada beklediğini biliyor musunuz? Eğer bunları biliyor iseniz ve buna rağmen hekimlerimize bu tutumu sergiliyorsanız, Büyük bir vasıfesizlik yapıyorsunuz. Bunları bilmiyorsanız devleti yönetirken sahip olunması gereken bilgiye sahip değilsiniz demektir. Sayın Erdoğan, ayrıca şu anda hekimlerimizin en büyük meselesi sağlıkta şiddet. Siz bu sözlerle hekimleri hedef tahtasına koyarak sıradan hasta yakınlarına Ola ki yakınlarını kaybettiklerinde suçlu olarak hekimleri görmelerine sebebiyet verecek bir söylem kullanıyorsunuz. Bakınız 20.716 saldırı oldu son 6 yılda sizin yönetiminizde hekimlerimize dönük. Saatte bir hekim saldırıya uğruyor. Şimdi sizin bu söylemlerinizden cesaret bulacak olan bazı kendini bilmezler hekimlerimize yönelik saldırılarını artırırsa bunun sorumlusu kim olacak? Sayın Erdoğan, insana saygı gösterin, niteliğe saygı gösterin, kıdeme saygı gösterin. Hekime saygı gösterin ama her şeyden önce bu toprakların, bu ülkenin vatandaşlarına saygı gösterin. Sayın Erdoğan'ın bu ifadelerinden, bu uslubundan, bu nezaketsizliğinden incinen değerli hekimlerimize de seslenmek istiyorum. Kim ne derse desin, makamı ne olursa olsun, siz insanlık tarihinin en şerefli, en eski mesleğini icra ediyorsunuz. Yüksek binalarda değil, dev yüreklerde çalışıyorsunuz. Ellerinizde şifa, yüreklerinizde muhabbet ve uykusuz gözlerinizde insanlara merhametle yaklaşıyorsunuz. Gece nöbetlerinde ne çektiğinizi biz biliyoruz. Uzun eğitim dönemlerinizde uykusuz geçen gecelerde ne çileler çektiğinizi de biliyoruz. Siz her türlü saygı hak ediyorsunuz. Kimsenin ne dediğine bakmayın. Size çağrım şudur. Bütün birikiminizle, tecrübenizle, inancınızla, bu ülkeye bağlılığınız, ve perverliğinizde siz burada kalacaksınız. Size saygısızlık yapanlar, size nezaketsizlik yapanlar, sizin kıymetinizi, sizin hikmetinizi anlamayanlar ise işte onlar iktidardan gidecekler. Ümidinizi kaybetmeyiniz. Ümidinizi kaybetmeyiniz. Bizim size ihtiyacımız var. Bu ülkenin size ihtiyacı var. Ve emin olunuz ki devletin en üst makamdakiler sizi anlamasalar bile vatandaşlarımız 85 milyon sizi çok iyi anlıyor vesi çok iyi takdir ediyor. Şifanız bol olsun.